Kanal karşıtları da Soros'cu çıkmış ya. Ya bakar mısınız? Nasıl çıktığını açıklamıyorlar ama açıklamak zorunda değiller zaten onlar. Onlar sadece söylerler, yazarlar. Kanal karşıtları, Kanal İstanbul karşıtları, bakın sokakta yarın öbür gün Kanal İstanbul karşıtı olduğunu söylerseniz, mesela arkadaşınıza yürüyorsunuz, ya yapılmazdı bu kanal derseniz, bir duyan olursa Sorosçu diye ihbar edilirsiniz. Sorosçu demek de darbeci demek falan. Ay nerelere gidiyoruz ya Rabbim, nerelere gidiyoruz? Her seferinde bunu yapıyorlar. Ön almak için tepkiyi, bir şekilde tepkiyi de gördükleri için ve o tepkinin büyüklüğünü de tahmin edebildikleri evet. için hemen onu suça dönüştürme, onu yaftalama yoluna gidip bir yöntem izliyorlar. Ama biz gülüp geçeceğiz. Biz aynen gülüp öyle, geçeceğiz elbette. Şimdi birazdan medyayı konuşmaya devam edeceğiz. Senin de çok yakından çünkü bildiğin bir tablo söz konusu. Ama bir korona gerçeklerinden söz edelim. Çünkü bugün Erdoğan korona zirvesi toplayacak. Bir bakıma zirve diyebiliriz. Kabinesini toplayacak ve saat 17'de zannediyorum toplayacak ya da daha mı önceydi? Yani akşamüstü toplayacak kabinesini. Bilim kurulundan gelen raporları da koyacak masaya, zaten Sağlık Bakanı da orada olacak. Ve onun üzerinden niye Ayasofya'dan görüntü paylaştık anlamadım. Zirve deyince bu, bu uygun gelmiş herhalde. Akşama da belki bir açıklama gelir diye bekleniyor. Ama o açıklama nasıl gelir kimse emin değil. Muharrem Sarıkaya, Habertürk yazarı, Habertürk Ankara temsilcisi galiba aynı zamanda, yok. Habertürk yazarı, Ankara temsilcisi değil. Bugün bir yazı yazdı. Diyor ki, Sağlık Bakanlığı'nın koridorlarında konuşulan tam kapanma değil. Hatta bu cümlenin kurulmasına dahi tahammülleri yok. Bazı illerde sorun gözükse de ülke genelinde aynı tablonun söz konusu olmadığından söz ediliyor diyor. Şimdi ülke genelinde aynı durum var mı yok mu, bize il il açıklamıyorlar. Tam sayıları hala açıklamıyorlar ama durumun vahim olduğu ortada. Bir son tabloyu görelim. Şimdi bakın, koronada 29.281 vaka oldu. Ağır hasta sayısı 5.011, ki hani en çok önem verilen başlık da bu. Bakanın her sefer açıkladığı gibi. Ve ağır hasta sayısında dünya beşinciliğine oturduk. Bir öbür tabloyu görelim Ders Hocam. Bakın şimdi bu eğri nasıl açıklanır? 1 Kasım günü bize Sağlık Bakanlığı dedi ki 2016 hasta var dedi. Birdenbire bu 24 Kasım'da 7381'e fırladı. Fırladı da bu eğriye baktığınızda fırlama gibi bile görünmüyor. Çünkü 25 Kasım'dan itibaren belirtilerin de yani korona pozitif olan her kişinin kaydı tutularak bütün vakalar açıklanmaya başlandı. 29 Kasım itibariyle, yani dün 29.281 vakaya çıktı. Şimdi makul bir ülkede, makul bir ülke yönetiminde daha doğrusu diyelim, bu eğri nasıl açıklanır? Yani 2016'dan 29 bine 11 kat falan neredeyse nasıl çıkılır? Biri 1 Kasım, biri 29 Kasım. Kasım'ın başında neredeyiz, sonunda neredeyiz? Ali Şeker, CHP'nin hekim İstanbul milletvekili karşımızda. Sevgili Ali Şeker, Allah aşkınıza bize anlatır mısınız? Bu bir kere gerçek tablo mu? Yani deniyor ki bu bile gerçek değil. Çünkü ölüm sayılarına bakıyorsunuz 200'ün altında. Ama sadece İstanbul'da bunun yarısından fazlası ölüm olarak var, ellerde var. Ellerde var yani defin ruhsatlarında. Bize bir sizin elinizdeki bilgilerle tabloyu anlatın lütfen. Arkasından bir meclisi soracağım size, çünkü mecliste neler oluyor diye. Bir anlatır mısınız? Korona gerçeklerinde durum ne? 28 Nisan'da sizinle bir program yapmıştık. O programda sadece İstanbul'da ölüm sayısı açıklanan rakamlardan 500 fazlaydı. Sadece İstanbul. Türkiye geneli için açıklanan rakamlardan 500 fazlaydı. Salgının başından
o güne kadar olan ölüm sayıları. Bu da gösteriyor ki Türkiye'deki vakaların yaklaşık yarısı aslında açıklanıyor. Geçtiğimiz yılların ölüm sayılarına bakıyorduk. Bu yılın ölüm sayılarına bakıyorduk. Ortalama 180-220 civarında İstanbul'da hayatını kaybeden insan oluyor. İşte hastalıktır, kazadır. Ve bu son 5 yılda aşağı yukarı böyle. Bunları bir baktık sonra işte 300'lere, 350'lere, bugünlerde 500'lere yaklaştı bu ölüm sayıları. Bu rakamların toplamını aldığımızda bu rakamların toplamı Türkiye'de açıklanan rakamların yarısından bile az. Yani şöyle ki yani Türkiye'de İstanbul'un en az gerçek rakamlar İstanbul'un en azından iki katı. Ki İstanbul biliyorsunuz dünyanın Wuhan'ı diye tabir ediliyor. Pardon, tam anlamadım İstanbul'un iki katı derken. Yani Türkiye rakamı, Türkiye'deki toplam ölümün iki katı mı İstanbul'da var diyorsunuz ya da yarısı mı? Tam anlamadım orayı. Ya yarısı. Şöyle ki İstanbul'da açıklanan rakamlar, biz o günde tabloyu size günlük olarak siz göstermiştiniz o gün. Türkiye'de açıklanan rakamlardan 500 fazlası sadece İstanbul'daydı. Yani 3300 vaka vardı o gün için bizim tespit ettiğimiz. Türkiye genel için açıklanan rakam 2800'lerdeydi. Yani bu da şunu gösteriyor, açıklanan İstanbul'a bile yetişmiyor. Halbuki Türkiye 80 milyon. Bu da en azından 2 ile 3 kat arası bir gerçek vaka olduğunu gösteriyor. Bu işte bulaşıcı hastalık, açıklanan işte koronavirüs pozitif vakaların bunların içerisinde tamamına yakın olduğunu biliyoruz bulaşıcı hastalıkların. Bunlar da Türkiye genelinde çok ciddi bir artış gösteriyor. Ali Şeker, vaka sayılarıyla. Şimdi vakaların artış gösterdiği, ölümlerin arttığı zaten Sağlık Bakanı'nın bile tam rakamları açıklamasalar bile, ama ciddi bir artış olduğu Sağlık Bakanı tarafından bile bize ifade ediliyor. Buna karşılık vakalar artıyor ama sağlık sistemindeki hizmet doktor açısından, cihaz açısından artmıyor. Biliyoruz bunu. Fakat enteresan haberler de geliyor. Mesela CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in bir beyanı oldu bu konuda. Ordu Devlet Hastanesi'nde bir örnekten söz ediyorum. Ordu Devlet Hastanesi'nde yemekhane ve otopark da yoğun bakıma dönüştürecekmiş. Bu arada hatırlatırım, Batman'da 1,5 yaşındaki bir bebek, yandaş medya çocuk deyip duruyor o ayrı. 1,5 yaşındaki bir bebek yatırılacak yer bulamadığı için hayatını kaybetti. Şimdi böyle baktığımızda sayı artıyor ama sağlık hizmetinde yeterli artık yer, insan, hizmet kalmadı gibi bir durum var. Orada tablo nasıl? Şöyle, sağlık sunum kapasitesi belli ve bu hızlı artış karşısında bunu göğüslemesi mümkün değil. Onun için hızla bu vaka artışını sınırlandırmak, azaltmak gerekiyor. Bu hem insanların ölmemesi için hem de insanların sağlık hizmetine erişemediği için ölmemesi. Yani şimdi sağlık sistemine erişirsiniz, hizmeti alırsınız, ölürsünüz. Bu bir şeydir. Bir de sırf hizmet alamadığınız için ölmek var. Yani yer bulamadığınız için, oksijen bulamadığınız için, doktor bulamadığınız için artık kapasite bu sınırın üzerine gelmiş durumda. Bu saatten sonra hastalığın değil, kapasitenin yetmezliğinin getirdiği ölümler olabilir. Bunun da önlemenin yolu en az 14 gün, gerekirse 28 güne kadar bazı şehirler için çıkabilecek bir tam karantina önleminin alınması gerekiyor. Aksi takdirde bu yetmezlikle ilgili o gün 1,5 yaşındaki bebeğin sağlık hizmetine erişimiyle ilgili bizim de haberimiz oldu. Gece saat 1'de aradık. Sağlık komisyonundaki diğer partilerin, HDP'nin, AKP'nin milletvekilleri de, başkanı da sağlık komisyonunun aradı ve ona bir yer temin edilebildi. Bu tek tek yer temin etmeyle ilgili değil meselemiz. Yani çocuk işte 6-7 saat yer bulamamıştı. Orada bir yer bulundu. Evet, yetişmedi olay. Şimdi, yok, çocuk yetişti. Şöyle, çocuk gitti. Bir iki gün sonra kaybettik o çocuğu. Bulundu ama bunun hiç kimsenin devreye girmeden olması gerekiyor. Herkesin sağlık hizmetine
doğrudan ulaşabilmesi gerek. Şimdi yani. birkaç sorum daha var Ali Şeker. Bugün Bir Gün gazetesinin manşetinde, konumunda gazetesi, koronavirüs testi menzile emanet. Şu kastediliyor. Şimdi test İstanbul'daki 7 büyük hastanede yapılacak testlerde birkaç şirkete verilmiş, bu işte kitlerin gelmesi ya da testlerin yapılması meselesi. Bunlardan biri de Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman'ın şirketi deniyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda zaten biz Menzil örgütlenmesini biliyoruz. Hani kendileri de hiç inkar etmediler bugüne İnkar kadar. Doğru. Peki, AKP cemaatler koalisyon olarak geldi buraya. Peki gerçekten AKP cemaatler koalisyon olarak geldi maalesef. Yani. Elbette. Yani aşı meselesinde, korona gündeminde bile mi bu böyle? Yani görüyoruz ki yeni bir sermaye, yeni bir ortaklık oluştu ve burada da bazı pozisyonlar bilimin önüne geçti, rekabetin önüne geçti. Yani bağımsız rekabetin önüne geçti. Öyle olunca da onun sıkıntılarını millet olarak maalesef yaşıyoruz. Evet. Şimdi tabii bütün bunların aslında mecliste konuşulması gerekiyor. Yani biz burada hani ne denir dertleşiyoruz diyeyim kısaca, ama bunun neticede mecliste konuşulması gerekiyor. Gelelim meclise, ama gelmeden sağlık çalışanlarının can kayıplarıyla ilgili de bir duyuru diyeyim, hazin duyuru, ilan, vefat ilanı gibi bir açıklama vardı. Bir görebilir miyiz onu Dersucuğum? Artık verelim, Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması. Bir haftada, bakın sadece bir haftada 20 sağlık çalışanı korona kurbanı oldu. Ölüyoruz diyorlar gene. Şimdi buna rağmen sağlık çalışanlarının korona konusunda, hani bundan muzdarip olduklarında bir meslek hastalığı olarak bazı imkanlardan yararlanması meselesi, bildiğim kadarıyla hala geçemedi. Bir günde geçmesi gereken, diyelim ki bir kanunsa kanun ya da neyse o, geçemedi. Meclis bu korona meselesine nasıl bakıyor? Yani ne yapıyor daha doğrusu? Meclis ne yapıyor? Bir de meclis bir şey yapmazken belki, ya da yaparmış gibi görünürken belki, milletvekilleri koronadan nasıl etkileniyor? Hep son bilgileri sizden alıyoruz. Bize anlatın gene. Şöyle, mecliste %20'ye yaklaştı milletvekillerinde. Kaça? Koronavirüse yakalanan %20'ye yaklaştı. %18'e geçen haftaydı. Bu haftayla birlikte %20'ye yaklaştı. 120'ye yakın milletvekili. 120'ye yakın milletvekili. Evet, evet. Evet. Bayağı. Yani koronavirüs hastalığına yakalandı. Bu aslında sağlıkçıları bile neredeyse geçen bir oran. Bu konuda alınması gereken tedbirler konusunda, gerek ikramların kaldırılması, gerek ziyaretçilerin girmemesi hiçbir şekilde meclise, gerek şu anda acil olmayan konuların meclis gündemine alınıp görüşülmemesi, asıl meselenin işte esnafın durumu, asıl meselenin sağlıkçıların durumu ve koronavirüsle nasıl baş edeceğimizle ilgili kanunların çıkartılması olduğunu biz dile getiriyoruz. Bu konuda da sağlık çalışanların için meslek hastalığı sayılması ile ilgili COVID hastalığının bir kanun teklifimiz var. Bunun bir an önce komisyonda görüşülüp geçmesini istiyoruz. O konuda Sağlık Komisyonu'nda bir mutabakat var. Bunun bir an önce hayata geçmesi konusunda mücadeleyi devam ettireceğiz. Bir başka konu da sorumluluk bilim kurulunun demişti Recep Tayyip Erdoğan. Biz de diyoruz ki gerçekten sorumluluk bilim kurulunun olsun, ama bilim kurulunun yaptırımı olsun. Aynı Robert Koch Enstitüsü'nün Almanya'da salgın yönetiminde yaptırım yetkisi olduğu gibi. Kararları alsın, uygulama konusunda siyasetçiler değil doğrudan bilim adamları yaptırım uygulayabilsin ki o sorumluluğun da muhatapları bu sorumluluğun karşısında ellerinde bir yetkileri olsun. Bugün biliyoruz ki biz gerçek vakaları bilmiyoruz diyen ya, bilim kurulu üyeleri var. Yani birden işte 30 binlere çıktı vaka hasta sayıları. Böyle olunca yani neredeyse tabiri caizse uçuşa geçti. Aslında uçuşa geçmedi. Yani aynı biliyorsunuz daha önce bir medya vardı, Goebbels medyası. Rus tankları Berlin'e dayandığında biz savaşı kazanıyoruz diyorlardı.
Türkiye'de de ya biz savaşı kazanıyoruz dediklerinde aslında koronavirüs 30 binleri bulmuştu. Böyle bir sanal alemden gerçeklerle yüzleşme durumuna geldik. Ve bunun sonucunda da insanların ve hükümetin de buna uygun davranması gerekiyor. Yani insanları evet. evinde tutacak. Kapanan esnaflarla ilgili dün Veli Saçılı'nın bir videosu vardı. O videoda iki caddede dolaştığında onlarca kafenin, restoranın, dükkanın kapandığını gösterdi. Bizim Türkiye'nin asıl sorunu bu. Milyonlarca insan küçük esnafın ve büyük işletmelerin işsiz oluyor. Bu dükkanlar maalesef bir bir kapanıyor. Kapanmayanlar da kapanmamak için direniyor ama iflas erteleme yapıyor tabiri caizse. Şimdi bu kadar insanın birdenbire işsiz kalacağı, sanal olarak işsizlik rakamlarının bu kadar yüksek olmadığının işte değişik taktiklerle ortaya konmaya çalıştığı bir yerde biz çok büyük bir çöküş yaşayacağız, yaşıyoruz. Sevgili Ali Şeker, son bir sorum şu olsun. Bu aşı meselesi çok önemli. Çin'den aşı alacağız belli oldu. Bir de biliyorsunuz bu Pfizer, Alman evet. Aşısı gündemde. Siz kendiniz için ya da bir yakınınız için, çok subjektif bir şey sordum biliyorum ama, hangi yok, aşıyı tavsiye edersiniz, kullanırsınız? İkincisi, bu aşılar mesela filan aşı daha iyiyse Türkiye'de yurttaşlara parasız ulaşabilecek mi? Şöyle, parasız ulaşması gerekiyor. Bir, ikincisi ilk ulaşabildiğim aşıya aşıyı olurum. Olmasını da tavsiye ediyorum. Bir aşı eğer güvenilirse, ki şöyle %90'ın üzerinde bağışıklık sağlayan aşılar bunlar. Ve büyük bir nüfusumuzun bu hastalığa bulaşmadan, hastalığa yakalanmadan aşı olması gerekiyor. Bir an önce olması gerekiyor. Eğer toplumda bu %70 oranında bir bağışıklığına sağladığımızda hastalık bulaşacağı insan bulamaz. Bulaşsa bile yayılacağı bir alan bulamaz. Bunun için hızla aşı olunması gerekiyor. Biliyorsunuz RNA, işte değişik tekniklerle RNA'dan alınan bir parçanın üzerinden geliştirilen aşılar var. Uğur Şahin'in başında olduğu ekibin, BioNTech'in geliştirdiği aşılar. Bir de atone aşı dediğimiz, canlı atone aşı dediğimiz, yani evet. etkisizleştirilmiş virüsle yapılan aşılar. Bu teknik çok eskiden beri kullanılan güvenilir bir teknik. Ve bağışıklama oranı da yine %90-95'lerde. Yani bu oranlarda bir aşılama toplumun geneline yapıldığı takdirde %70'in çok üzerinde bir bağışık nüfus elde ederiz ve hastalığı da yenmiş oluruz o aşamada. Onun için o aşı ya da bu aşı diye bir ayrım gerekmiyor. Peki. Bugün Çin bu hastalığı yendi. Yani önemli ölçüde yendi. Bunu bu aşısıyla yendi. Tamam. Aldığı sıkı tedbirlerle yendi. Yani. Sevgili Ali Şeker, çok teşekkür ediyorum.